Merhabalar, bu videomuzda çürükler ve diş ağrısından bahsedeceğiz. Dişler en çok derine inmiş diş çürüklerinden ağrır. Ama bunun haricinde diş eti hastalıklarında, mine yüzeyinde oluşmuş olan çatlaklarda, kök yüzeyinin açığa çıkmasında, iki diş arasına sıkışmış bir gıdanın yaptığı basınçla ve hatta sinüzitle bile diş ağrısı oluşabilir. Çürüdüğünde genelde sıcak soğuk hassasiyeti, ağrı ve ağız kokusu oluşabilir. Bunlardan dolayı anlayabiliriz. Ama bazen de sadece dişimizin yüzeyinde renk değişikliği olabilir çürükten dolayı. Veyahut da iki diş arasına çok fazla yiyecek artığı takılmaya başlar. Bu da ara yüz çürükleri olduğunun habercisi olabilir bize. Bazen diş çürükleri hiçbir belirti vermez. Bu yüzden de en az yılda bir kez diş hekimi muayenesinden geçmemiz gerekir. Çürük tedavisinde öncelikle hastamıza lokal anestezi uyguluyoruz. Bundan sonra minik frezler yardımıyla o çürüğü yavaş yavaş suyla beraber temizliyoruz. Temizlenmiş kavitenin içine de dolgu malzemelerini yerleştirip bitiriyoruz. Eğer diş çürüğü bu şekilde de görüldüğü gibi mine ve dentin tabakasını aşmamışsa sadece normal bir dolguyla işimizi bitiriyoruz. Ama bu diş çürüğü ilerleyip de dişin pulpası dediğimiz şu öz kısma ulaştıysa o zaman mutlaka kanal tedavisi yapıp buradaki dişin pulpasını çıkartıp yerine dolgu maddesiyle işimizi bitirebiliriz. Birkaç çeşit malzemeyle dolgu yapabiliriz. En çok kullandığımız kompozit dolgular. Bunlar reçine esaslıdır ve diş rengindedir. Hem ön bölgelerde hem de arka bölgelerde rahatlıkla kullanabiliriz. Amalgam dolgular var. Bizim artık çok da fazla tercih etmediğimiz. Aslında sağlamlık olarak oldukça sağlamlar ama içinde cıva olduğu için artık pek tercih etmiyoruz. Bunun haricinde porselen dolgularımız, altın dolgularımız da mevcut. Seçilen malzemeye ve kişinin kullanımına göre dolgunun süresi değişiklik göstermekle beraber kompozit dolgular genelde 5 ila 7 yıl arasında rahatlıkla kullanılabilir.